Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü piyasa analizi videomuzdan sizlerle beraberiz. Yeni bir hafta başlangıcı ve birçok gelişme var arkadaşlar. Özellikle kripto para piyasalarını yeşile boyayabilecek çok çok önemli gelişmeler var. Bunların hepsini sizlerle beraber analiz edeceğiz. Kripto paralarda neler olabilir, ne önemli haberler var? Bunların hepsine detaylı olarak değineceğiz. Aynı zamanda sizlerden yoğun talep olarak bir Patex Coin incelemesi istediniz. Buna da videomuzda yer vereceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hızlıca videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar Twitter kanalımızda sürekli yeni çekilişler yapıyoruz. Dün de arkadaşlar kişi başı 100 dolardan toplamda 500 dolarlık bir ödül çekilişi gerçekleştirdik. Bundan dolayı bu kampanyalardan yararlanmak istiyorsanız sizler de Twitter sayfamızı takip etmenizi öneririm. Expert alt tire para şeklinde geçiyor arkadaşlar Twitter sayfamız. Buna da değinmek istedim arkadaşlar sizler için. Hemen Bitcoin analizimizde baktığımızda Bitcoin'de arkadaşlar hatırlarsınız geçen hafta bu aralıklarda akümüle oluyorduk. Şu şekilde de işaretleyeyim sizlere. Bu aralıklarda akümüle oluyorduk ve daha sonrasında bizler için en önemli noktaların 63.174 dolar ve 51.206 dolar olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Ve Bitcoin'de baktığımızda şu anda bu kademeleri kırdı ve bir turda üstüne çıktı arkadaşlar. 66.817 dolardaki direncimizin üzerinde yer alıyor şu anda. Baktığımızda günlük kapanışları da burada gerçekleştirdi. Bugün de düşüşlü seyretmesine rağmen hala arkadaşlar direncimizin üzerinde yer aldığını gözlemliyoruz. Şimdi bizler için yeni noktalar neresi oldu? Bunları da söylemek istiyorum sizlere. Arkadaşlar 66.817 doları destek noktası olarak Bitcoin şu anda kullanıyor. Ve 69.000 dolarda da direnç noktamız bulunuyor. 69.000 doları aşması durumunda artık bundan sonrasında tüm zamanlar zirvesini tazelemesini bekliyoruz Bitcoin'de. Ve bu artık arkadaşlar her an gerçekleşebilir. Çünkü piyasada FOMO dalgası oluşturabilecek birçok haber var. Bunlara da az sonra sizlerle beraber değineceğiz. Hemen altcoin market cap'e baktığımızda altcoin market cap'te de bugün aslında 1 trilyon 100 milyar dolar seviyesine kadar yükselmiştik. Fakat şu anda 1 trilyon 64 milyar dolar seviyesinde seyrettiğini gözlemliyoruz. Bugün biraz daha düzeltme yaptığını piyasanın gözlemliyoruz. Özellikle Bitcoin'de de bir düzeltme var. 68.500 dolar seviyelerine kadar tırmanmıştık bugün arkadaşlar. Ve baktığımızda şu anda 67.225 dolarda olduğunu gözlemliyoruz. Fakat az önce söylediğim gibi tüm oklar yukarıyı gösteriyor artık. Bundan dolayı da bir ters köşe yaparlar mı piyasada? Buna tabii ki temkinli olmamız gerekiyor. Stoplarımızı koymamız gerekiyor. Fakat gelişmelerin hepsi arkadaşlar ve şu anda kripto para yatırımcılarının neredeyse tamamı yükseliş yönlü bir ivme bekliyorlar. Bunun sebeplerine de az sonra değineceğiz. Dominansa baktığımızda Bitcoin'de dominansın %55.50 seviyelerine tırmandığını gözlemliyoruz. Ve dominans da güzel bir yükselişe imza atıyor şu anda. %54.40'da bir destek noktamız vardı. Buradan yukarı yönlü hareket etti. Ve %60-%65 seviyelerini Bitcoin dominansında bekliyorum. Özellikle tüm zamanlar zirvesi olan 74.000 dolar seviyesini geçtiğimizde artık Bitcoin'de para birikmeye başlar. Ve daha sonrasında bu biriken para altcoinlere dağılır arkadaşlar. Ve altcoin boğası başlar şeklinde söyleyeyim sizlere. Yani ilk başta Bitcoin'de paranın birikmesi ve Bitcoin'in altcoin'lerden ayrışması gerekli. Bunu da nasıl anlayabilirsiniz? Bitcoin'de düşüş olurken altcoin market cap'te yukarı yönlü bir hareket olur. Fakat baktığımızda Bitcoin'de şu anda düşüş var. Altcoin market cap'te de şu anda düşüş var. Yani bu ne demek arkadaşlar? Altcoin'ler hala Bitcoin'e bağlı olarak ilerliyorlar. Bitcoin'den tamamen ayrılmaları lazım. Yani Bitcoin'de şu düşüş olurken altcoin market cap'te yükseliş ya da altcoin market cap'te düşüş olurken Bitcoin'de yükseliş. Yani tam tersi korelasyonda ilerlemesi gerekiyor. Bu da Bitcoin ve altcoin market cap'in artık ayrıldığını bizlere gösterecek etmenlerden bir tanesi. Korku seviyesi dün 74 puandaydı, bugün 70 puan seviyesinde ve gerçekten güzel bir yükselişe imza attı. Açgözlülük seviyesi gitgide artıyor. İnsanların korkusu biraz daha artık yerini açgözlülüğe bırakmaya başladı. Coin market cap'ten baktığımızda da 2 trilyon 440 milyar dolar komple market cap var ve bunun 1 trilyon 400 milyar doları neredeyse Bitcoin kaplıyor arkadaşlar. Geriye 1 trilyon dolar kalıyor. Bunun da neredeyse yarısını Ethereum kaplıyor ve daha altcoin'lere, diğer altcoin'lere
sıranın gelmediğini buradan da rahatlıkla anlayabiliyoruz. Çünkü Bitcoin'in dominansı CoinMarketCap'te de %55 görünüyor. Ethereum'unki %17 görünüyor. İkisini topladığımız zaman sadece Ethereum ve Bitcoin'in piyasadaki paranın %71'ini, %72'sini kapladığını gözlemliyoruz. Bundan dolayı da diğer altcoin'ler de daha tam anlamıyla yükselişlere imza atmaya başlamadılar. Bunlardan bir tanesi de sizlerden yoğun talep gelen Patex'ti arkadaşlar. Patex Coin 2 doların altına kadar gerilemişti ve şu anda biraz daha kendisini toparlamaya başladı hafif hafif. Fakat az önceki anlattığım etmenlere baktığınızda da altcoin'lerde daha tam anlamıyla bir yükselişe imza atmaya başlamadık. Daha piyasa yeni yeni akümüle olmaya başlıyor. Bundan dolayı da arkadaşlar şu anda panik yapmamak gerekiyor. Benim elimde de Patex'ten yüklü miktarda var. Patex'in zaten şöyle bir özelliği de var arkadaşlar. Patex 0.90 dolardan ön satışa çıkmıştı ve şu anda 2.16 dolarda. Yani ön satış fiyatının iki katından daha fazla bir değerde aslında şu anda baktığımızda. Ekip bunun için paniklemiyor olabilir ve yeni gelişmeleri yapıyorlar şu anda. Ekiplerini şu anda bildiğiniz gibi yeniden oluşturuyorlar ve bundan dolayı da biraz arkadaşlar değer kaybı fazla oldu. Çünkü proje piyasaya çıktı, ekip dağıldı, ekip şu anda tekrardan oluşturuluyor. Fakat Patex de benim gözümde şu anda arkalarında Akura Kapital gibi devasa bir kapital firmasının olması Patex de benim için yeterli şu aşamada. Ama Akura Kapital arkasında olmasaydı ben de belki arkadaşlar panik satışı gerçekleştirebilirdim. Çünkü Patex de işler yolunda gitmiyor şeklinde görünüyordu ekibin dağılmasından dolayı. Fakat Akura Kapital gibi devasa bir kapital firmasının ciddi miktarda projeye yatırım yapması, Patex'in arkadaşlar Latin ülkelerindeki en büyük borsalardan birisi olması, bunların tamamı arkadaşlar şu anda benim için yeterli ve elimdeki Patex'leri tutmaya devam ediyorum. Yeniden ekleme yapıyor muyum? Şu aşamada ekleme yapmıyorum. Bunun sebebi de arkadaşlar elimde çok ciddi miktarda oldu. Diğer altcoin'lere biraz da nakit ayırmam gerekti. Bunların başında da zaten daha önceki videolarımızda söylemiştim. Zk, Zro gibi coinler geliyor. Yani yeni çıkan coinlere biraz yatırım yaptım. Bunlardan da zaten ZRO'yu mesela Layer Zero'yu sizlerle paylaştığımda 3.50 dolar seviyelerindeydi. Şu anda 5.50 dolar seviyelerine kadar dün gördü arkadaşlar. ZK de mesela 0.15-16 dolar seviyelerindeydi. Dün de ZK 0.20'yi geçti. Bugün geri düzeltmesi oluyor. Fakat dediğim gibi yeni çıkan altcoinlerde de daha tam anlamıyla yükselişleri görmedik. Layer 0'da güzel gidiyor her şey. Fakat Zk'de daha ben tam anlamıyla beklentimi karşılamadım arkadaşlar. Bundan dolayı da şu anda bekliyorum. Patex'lerim de elimde duruyor. Birçok arkadaşımız bunu soruyor. Hocam patex'lerinizi elinizden çıkarttınız mı diye. Benim arkadaşlar 4-5 tane soğuk cüzdanım var. Bir tanesi mesela arkadaşlar takip edilmeye başlandığı zaman ben otomatikmen başka bir kripto cüzdanıma geçiyorum. Yani bundan dolayı da sizlerin takip etmesi pek mümkün değil benim soğuk cüzdanlarımı. Çünkü dediğim gibi elimde 4-5 tane farklı soğuk cüzdanım var. Bunların hepsinde de onar 15'er tane ayrı ayrı adres var. Yani takip etmeniz pek mümkün değil. Bundan dolayı da kendinizi zorlamayın arkadaşlar. Bunu da özellikle söylüyorum. Arkadaşlar şimdi piyasadaki FOMO dalgasını çok ciddi etkileyecek gelişmeler var. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Joe Biden başkan adaylığından çekildi. Yardımcısı Kamala Harris'e adaylık için destek verdi şeklinde bir haber var. Ve seçime çok çok az kaldı. Trump'ın karşısında tutunabileceğini düşünmüyorum ben. Kamala Harris'in de arkadaşlar. Bundan dolayı da Trump'ın seçileceğini düşünüyorum. Sektör de bu şekilde düşünüyor olacak ki dün adaylıktan çekildiğini açıklayınca Joe Biden ciddi bir yükseliş oldu. Fakat daha tam anlamıyla Trump seçildiğinde asıl yükselişi o zaman göreceğiz. Çünkü Trump arkadaşlar kripto paralara tam destek sözü verdi. Bundan dolayı da arkadaşlar Elon Musk gibi daha birçok kişi arkadaşlar Trump'ın seçim kampanyasına bağış yaptılar. Ve dediğim gibi Trump'ın seçilmesi durumunda kripto paralara tam destek sözü var. Bundan dolayı da çok çok ciddi bir yükseliş bekliyoruz. Özellikle Amerika gibi devasa bir ülkenin kripto paraları benimsemesi gerçekten çok çok önemli gelişmelerden bir tanesi. Nasıl ki SEC arkadaşlar bir dava açtığında o kripto para yerle bir oluyor ya da SEC davayı kaybettiğinde kripto para geri yükseliyor. Amerika bu yüzden çok çok önemli. Ve bir diğer önemli haberimiz de yine Amerika'dan. Fed arkadaşlar bildiğiniz gibi Eylül'de
faiz indirimi yapabileceğinin beklentisi çok çok yüksek şu anda. Yine Amerika'dan olan haberlerden bir tanesi. Yani buradan baktığınızda Amerika'nın kripto para sektöründe ne kadar önemli olduğunu rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Fed'den gelecek arkadaşlar bir faiz indirimi kararı da gerçekten piyasalara can suyu olacak. Aynı zamanda yine FOMO oluşturacak haberlerden birisi de S1 formlarının da Temmuz içerisinde onaylanması bekleniyor ve Ethereum ETF satışlarının da artık resmi olarak başlaması bekleniyor. Tabii ki arkadaşlar Ethereum'a da kurumsal alımlar bekleniyor. Ethereum'a kurumsal alımlar geldiği zaman da otomatikmen arkadaşlar daha sonrasında diğer altcoin'leri keşfeden kişiler, bu kurumsal yatırımcılar diğer altcoin'lere de yatırımlar yapacaklar. Bundan dolayı da diğer altcoin'lerde de tam anlamıyla bir rally göreceğimizi söyleyebilirim sizlere. Yani arkadaşlar baktığımızda piyasada şu anda her şey olumlu şekilde görünüyor. Bundan dolayı da dediğim gibi kripto para piyasalarında bazen ters köşe yapabiliyorlar. Yani her şey olumlu, artık bundan sonrasında uçacağız şeklinde dediğimizde daha sonrasında long yönlü işlemleri patlatmak için bir ters manevra alıyorlar. Bundan dolayı da temkinli olmakta fayda var. Stoplu gitmekte fayda var. Bunu spot için söylemiyorum. Fakat vadeli işlemlerle uğraşan arkadaşlarımız kesinlikle stoplu ilerlesinler. Tam yükseliş beklerken bir anda sert bir düşüş planlarınızı bozabilir. Bundan dolayı stop çok çok önemli. İlerleyen zamanlarda zaten gelişmelere baktığımızda piyasa tabii ki long yönlü, yani yükseliş yönlü ilerliyor. Fakat dediğim gibi temkinli olmakta da her zaman fayda var. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz, abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Hepinize sevgilerimle, saygılarımla, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.